Yeni bir videoma hoş geldiniz. Saat... Allah'ım ya. Saat... Biraz böyle bir şey şov yapayım dedim, olmadı. Saat 2'ye geliyor. Ben daha anca hazırlanıyorum. Pijamalarımdan anca çıkıyorum. Duşumu aldım. Saat 2'ye kadar çalıştım. Çalıştım. E-mailleri yaptım. Videolarımı yaptım. Aslında daha da yapılacak işlerim var da. Onları da artık erteleyeceğim. Çünkü saat 2 oldu. Başka yapılacak işlerim var. Kendimi hazırlamadım. Bir zil mil çalsa böyle kapıya çıkamayacağım pijamalarla. O haldeydim yani. Ya kendime biraz bakayım dedim. Evet. Hemen şöyle bir ağzımı yüzüme bir güzel. Benim en mühim ne yapılması lazım biliyor musun arkadaşlar? En mühim ne gerekiyor bana? Microblading. Kaç yıl oldu benim bu microblading yapılalı? Tazelenmesi gerekiyor. Benim aynı yaptırdığım yere gitmek istiyorum. Orası da pahalı ya. Valla 380 euro mu ne? Şimdi kaç sene sonra ilk yapılmış gibi alıyorlar ya. 380 euro. Başka yere de cesaret edemiyorum kaşlara. Yani bildiğim başka bir yer yok. Orayı da iyi biliyorum, iyi tanıyorum. Yani güzel yapıyorlar. Yaptırdım, hoşuma gitti. Artık ne yapacağımı bilmiyorum yani. Sizin anlayacağınız böyle. Böyle eminim yapılacak şey bu. Şimdi gene rimelimi unutmayayım, rimelimi. Ben arada unutuyorum. Bu maskara rimel sürmesini. İşte yani bu bende niye oluyor bilmiyorum yani. Arada böyle unuttuğum oluyor. O da acayip duruyor yani. Normal böyle göz kapatıcı falan sürüp rimel sürmeyince. Güne hazırım. Bugünlük tamam. Bir saç baş hemen yüzüme 2 dokunuş. Bittik ve evde yemek yoktur. Yemek yoktur. Her işimi bitirdim ama yemek işini halledemedim daha. Daha doğrusu daha ne pişireceğim bile bilmiyorum. Aceleden böyle derin dondurucudan ne çıkarsam, tavuk mu çıkartsam, kıyma mı çıkartsam, et mi çıkartsam, ne yapsam. Ama Cihan sabahçı, şimdi işten gelince o hemen yemez. Akşama doğru yer. O gelince ona bir sorarım ne yiyeceksin diye, ona göre yaparım zannedersen. Burada videom daha bitmedi, bakın yükleniyor. Onu bitireceğim hemen ve birkaç burada kağıt işlerim var, yere attım, onlar da yapılacak daha. Böyle işleniyoruz. Yoğurtlu makarna yapacağım. Yoğurtlu salçalı makarna yapacağım. Hafıza kartı yine pıt yaptı gitti. Hafıza kartını boşaltmaya unutuyorum. Videolarımı montajladıktan sonra aslında hafıza kartını silip güzel temizlemem lazım değil mi? Hayır. Ben ne yapıyorum? Unutuyorum. Evet. Ne demiştim? Salçalı yoğurtlu makarna. Salçasını sonradan yoğurdun üzerine şey yapacağım. Makarnayı yoğurtladıktan sonra yapacağım. Salçasının içine koymayacağım. He, kaşık lazım. Kaşık lazım. Evet. Ve salçamı, domates salçası, biber salçası karıştırıyorum ben. Salçam bitmiş. Aşağıda kelerde aslında salçam var. Şurada dolabıyla atayım. Burada yok ama bu buna yeter bence. Biraz da inerim aşağıya artık. Bana cumartesi gün posta geldi. Bizim postanede posta bakımız var. Güzel hani mektuplar gelen bir şeyimiz, kutumuz, işte oranın adresini veriyoruz. İşte fen post geldiği zaman hani adresimiz bilinmesin dediğimiz zaman oraya veriyoruz. Cumartesi bana mektup geldi. İşte post fahınızın çıkışı verildi istediğiniz gibi. İşte adresini değiştirdik. Ev adresine yönlendiriyoruz falan. Allah Allah dedim ya. Ben böyle bir şeyin çıkışını vermedim. Yani nereden çıkıyor şimdi çıkış verilmiş? İşte sizinle beraber kullanıcı varsa ona söyleyin. Anahtarlar teslim etsin falan. Ondan sonra hemen robot atma geldi. Olur ya onun üzerine normal. Onun üzerine de dedim ben şunu bir arayayım, olur ya o çıkış vermiştir hani, verebilir de yani sonuçta onun üzerine, ama böyle şeyleri kesinlikle bana sormadan yani buradaki işleri o şey yapmıyor, oradan bana soruyor veya beraber karar veriyoruz veya isim değiştiriyoruz artık ne yapıyorsak. O da diyor ki ben kesinlikle böyle bir şey yapmadım, hiçbir şeyin çıkışını vermedim, ben hiçbir adres de değiştirmedim. Allah Allah dedim, neyin nesi? Sonra işte cumartesi arayamadım, bugün sabah aradım. Adam dedi ki e-mail yazın dedi, e-mail ile dedi şeyinizi bildirin, burada telefonla ben bir şey yapamam dedi. Oraya e-mail yazdım. Sıkı durum. Cevap geldi arkadaşlar. Ne yazıyor e-mailde biliyor musunuz? Şu an gelen çok e-maillerden, sorulardan dolayı size cevabımız 28 gün sürebilir diye yazıyor. 28 gün. 28 gün. Arkadaşlar ben ne olacağını bilmiyorum. Posta kutusunuz duruyor mu, durmuyor mu? Bir de yazmışlar ki 10 euro gibi ödenecek. Hani bir işlem parası ödenecek falan. 28 gün diyor. 28 gün sürebilir diyor artık. Ben anlamıyorum. Valla şu pandemiden sonra o kadar şey değişti ki arkadaşlar, ben anlamıyorum. Bir de yazmışlar ki hani personel eksiğinden dolayı değil, ne kadar personel alırsak alalım yani şey yapamıyoruz, yetiştiremiyoruz gibisine. Ya yani bugün ona kafam takıldı. Niye? Ne oldu? Kim yaptı? Yani bu çıkış verme meselesi biri nasıl verecek? Mektupla verilecek bir şey. Ben anlayamadım neyin nesi olduğunu. Ona kafam takıldı biraz. Niye böyle oldu diye. Yani işte böyle şeyler yaşıyorum. Onu halletmeye çalışayım dedim. Ve benim aşağıdaki ayakkabı dolabım arkadaşlar hiç kalitesi güzel gelmedi. Ta aşağıda bir tane dolap göstermiştim ya, hatta duvara şey yapmıştık. Dokundukça bir yeri boşalıyor. Kulupları çıkıyor. Ne yaparsan yap. Kalitesi hiç hoşuma gitmedi. Onun hatta Instagram'da linkini falan vermedim zaten. İşte onlarla böyle yazıştım. Bir 10 euro indirim verdiler. Bir 15 euro indirim verdiler. Sonra da yazmışlar ki işte kırık yerlerini, parçalarını gönderelim. Dedim istemiyorum. Dolap kırık mırık istemiyorum. Dökülüyor. Dokunduğum yer dökülüyor dolapta. Dolabı geri vermek istiyorum. Şimdi yazmışlar ki ne zaman alalım? Paketine geri yerleştirin. Ben o dolabı kurdum. Kullandım. Paketini nerede bulayım? Paketini attım. Ben evin içinde karton mu toplayacağım burada? Ah, hep böyle şeyler arkadaşlar. Hep böyle ufak tefek şeyler. Benim vaktimi alan şeyler işte. Böyle şeyler. Maille, şunla, bunla. Yani uğraşıyorum. Ha, 3 tane video montajladım bugün. Alman kanalımız için, Miley'in kanalı için, Gurbet Canlı için mailleri yaptım. Yani böyle şeyler yaptım yani. Onu da yani 3 video tabii ki. O da zaman alıyor ama akşam 5 olmuş saat sonuçta. Daha çamaşır yıkayacağım sözde. Makineye çamaşır atacaktım. Artık onu bugün yapmayacağım. Şimdi yıkanacak 1,5 saat. Ondan sonra 1,5 saat troplarda olacak. Akşam olacak. Ondan sonra canım istemeyecek alıp gelmeye. Onun için bıraktım. Silas kulakları dikti. Bakıyor Silas. Bak bak bak. Ne o Silas? Evimizin içinde geziyor kuzu. He? Evimizin içinde geziniyor bu. Ne yapıyor? He? Konuşuyor ya, bir de buradan çıkarken ona böyle kulaklarını dikiyor, bakıyor, bakın bakın. Allah'ım ya Rabbim, bu Silas var ya. Çıkıyor mu? Çıkıyor değil mi? Biraz fazla bastırma. Islak bez değil mi? Silas buradan camdan atlamış dışarıya herhalde yağmurlu günde. Benim odada da yapmıştı. Buraları böyle siyah leke yapmış ayaklarıyla buradan tekrar girerken, yani çamur yapmış. Salata yapayım dedim bize biraz yanına. Benim kızım domates sosu istiyormuş. Ona da domates sosu yapalım makarnaya. Yoğurtlu yemeyecekmiş. Bir makarnayı bile 2 çeşit yemek istiyorlar arkadaşlar. Benim halime bakın. Eskiden diyeceğim, Miley bana kızacak şimdi. Ben eskiden anneme ne yemeği pişir diye sormazdım. Sofraya otururduk, yemekler konurdu, biz yerdik. Yani şimdi ne pişirdim, ben öyle yemem, onunla yemem. Makarna yemeği gidecek, soslu yaparsan artık halimiz. İmkanımız oldukça yapıyoruz. Allah'a şükür imkanımız oldukça. Allah'ım bu imkanı elimizden almasın diyorum. O zaman zor. Şimdilik böyle oluyor yine. Beni sırf mutfakta görüyorsunuz. Arada PT'de yapılacak işlerimi yapıyorum, geliyorum. Ondan sonra gelin mutfağa. Şu mutfağın haline bakın. Şu ekmekçiklerden almıştım. Onları da fırına sürdüm. Birazcık makarna kaldı, sos kaldı, salata kaldı. Ama önce kendime bir çay yapacağım. Sallama çay. Sallama çayı boşalt böyle. Bu kutuların içine koy diyen kimdi bana? Bakın onu da yaptım. Buraya boşalttım paketinden. Miley su koy, kaynamaya bas dedim. Birazcık bir şey koymuş. Kızım. Hiç su koymadan mı bastın? Ya. Aa. Ya içinde su olmasa ne yapacaksın? salatanın dibine kim sıyırıyor? Sen yiyor musun daha? Miley. Yemeyeceği belli zaten. Şimdilik o da bana kaldı. Salatanın dibini yemek. Şunu şöylece atılmasın. Benim kızım dışarıda oturmuş kitap okuyor. Kuzum? Hı. Soğuk değil mi? Hı. Soğuk soğuk esiyor esiyor. Arka planda çöplerimize lütfen bakmayın. Onlar kaldı orada. Allah'ım bir türlü atamadık daha. Eski regal falan vardı. Onlar yağmurdan açılmış bile. Ne oldu Miley? Sonuna mı geldin kitabın yine? Aynen. Kaç günde okudun yine? Söyle bakayım. Ben o kadar hızlı okumadım çünkü 2 gün sisideydi. He, değil mi? Orada olunca. 4 gün. 4 günde bir kitap. Aa, Miley, yavaş mı diyorsun sen buna? Evet, çok yavaş. Bitirecek mi bugün? Ya. Kesinlikle, kesinlikle bitirecek. Ben size bunu anlatmış mıydım? Bu dolaptan ben çift sipariş vermişim yanlışlıkla. Bu gardıroptan arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim, nasıl çift sipariş verilir değil mi? Gelmedi. Birkaç gün dedim ki Allah'ım unuttum herhalde dedim. Ve bir daha sipariş verdim. Sonra üst üste böyle 2 tane geldi. Burada da Altay'ın şeyi bisikleti. Bunu doğum gününe almıştım Altay'a ben. Daha kurmamıştık. Kelerden çıkardık, kurduk. Geçen bindi. Burada duruyor şimdi. Ve burada 2. karton. Bakın kapalı böylece duruyor. Bu gardırobun aynısı burada. Miley makarna. Makarna. Bu kız var ya böyle makarna yiyor. Çerez gibi makarna yeniyor bizim evde. Şimdi Amazon Prime olduğunuz zaman zaten böyle geri gönderdiğiniz şeyler hep ücretsiz oluyor. Hep ücretsiz. Ben de bunu geri göndermek için işte başvurdum. Kendiniz ödeyeceksiniz geri gönderme ücretini dediler. Allah Allah dedim, bu nasıl oluyor? Biz Prime'ız falan, Amazon'u aradım. Sonra Amazon bana anlattı. Bu marketplace ürünleri oluyormuş. Onlar nasıl oluyor bilmiyorum. Amazon'un hani karışmadığı ürünler mi neyse artık bilemeyeceğim. Onlara geri gönderme ücretini onlar da kendiniz ödüyormuşsunuz. Bu da öyle bir yerin ürünüymüş. Hatta Amazon bana o aldığım kişinin, o kişiye de iletti. Onlardan da tekrar e-mail geldi. Ben bunu şimdi gönderirsem bana 25 euroya, 30 euroya patlayacak. Bir de taşıması cabası. Evden aldırırsan daha pahalıya geliyor. Onun için dedim ki ben bunu en iyisi eBay Kleinanzeige'ye gene koyayım. O hani ilan vereyim yani. Satayım oradan. O 20 euro 30 euro gönderme ücretini de düşerim dedim. Öyle yaptım. Dün ilanı verdim. Bugün birisi aradı. Bakalım alacak gibi. Öyle olursa daha iyi olacak arkadaşlar. Yoksa nasıl uğraşacağım şimdi bununla? Dedim orijinal paketinde daha resmini çektim. Güzel koydum. Bakalım alırlar mı, almazlar mı veya o kişi alır mı? Bugün yazdı. Yani böyle bir durumlarda yaşıyorum. Sizin bilmediğiniz yani çift orada 2 karton daha var. Onlar ışıklar duruyor. Işıklar duruyor, merdiven alınacak da ışıklar. Yine başladı. Annem yine başladı. Çıkıp öyle böyle yapıyorum. Allah neredeyim ya? Nerede başlayacağım şimdi? Nerede başlayacağım? Bunun şarjı bittiydi. Geri gitti. Tam burada bitmişti. Şarjını doldurmaya gitti. Şimdi ben dedim ki herhalde şarjını doldurunca bu hani unutur, tekrar benim başlatmam lazım. Şarjı dolunca kendi tekrar, bakar mısınız? Aynı bıraktığı yerden devam ediyor. İnanmıyorum. Neyse şu yatak odasını da açayım da buraya da girer bu şimdilik. Miley sen bundan korkuyorsun değil mi? He? Seni korkutuyor mu bu kız? Allah'ın aşkına. Telefona bakıyor yemek yerken. Aha girdi, yatak odasına girdi. Ne dedim? Girecek yatak odasına diye. Hadi bakalım. Ta senin önünde 3 tane oda var. 3 tane. Saat kaç oldu? Bu saatte temizlik mi kalır? Yakın gözlüğümü taktım. Böyle yakın gözlüğümü takınca da bu kamerayı görüyorum. Bulanık görüyorum. Niye taktım? Telefonda çok uğraştım. Burada başında, bilgisayarın başında çok uğraştım. Böyle yakından ya. Burada böyle oturunca onun için böyle bulanık görmeye başladı gözlerim arkadaşlar. Böyle yakın resmen artık böyle telefonuma bakınca Telefona bakınca şey yapamıyorum, yakından okuyamıyorum, bulanık görüyorum. Yorumlara veya mesajlarınıza cevap verirken resmen yani yazdığımı kendim görmüyorum. İnanabiliyor musunuz? Gözler gidiyor, yaşlanıyoruz artık. Gözler gidiyor. Neyse, videomu da montajladım. Bitti. Yarın Altay günüm çünkü. Yarın Altay günüm. Altay'ı alıp Miley nereye gideceğiz yarın? Talya. Ne? Talya. Kitapçı. Miley'le video çekeceğiz orada. Miley'in kanalı için video çekeceğiz. Benim Miley'im o kadar akıllı ki arkadaşlar. Bakın neydi videonun adı, Miley ne videosu çekecektik? Annem bana kitap seçiyor videosu yapacağız. Öyle videolar varmış. O da yapmak istiyor. Böylelikle yani ne olacak? Miley'e kitap almış olacağız. Hep böyle yanlış kitaplar seçeceğim sana. Sen okumayacağın kitaplardan. Sen bana tips vereceksin ha? Evet. Tabii ben de okuyacağım şimdi anne. Tamam yürü git. Ben şöyle 2-3 Orol kitap alacağım sana hep. Bak gör. Neyse. Hadi bakalım, yarın vlog da çekerim. Buraya da çekerim. Miley'in kanalına da çekerim. Altay da gelecek. Yani Altay'ı da alıp götüreceğiz. Hep beraber cümbür cemaat gideceğiz. Hem video çekeceğiz, hem gezeceğiz, hem eğleneceğiz. Çıkacağız biraz evden. Siz de sıkıldınız artık benim evden arkadaşlar. Biraz çıkalım şöyle, açılalım dünyaya. Vallahi ben böyle şey alışverişlerine çok çıkmıyorum yani. Çoğunlukla sipariş verdiğim için, şunu bunu yaptığım için kıyafet miyafet artık fazla dışarı çıkmıyoruz öyle. Son zamanlarda zaten taşınma şubu derken fazla şey yapamadım ama bakalım Altay'la nasıl olacak, o da var yani. Altay ne yapacak? Silas nerede mi ya oluyor? Benim şunun adı neydi? İşini bitirmeden yine gitti, oraya girdi. Niye girdi ben anlayamadım. Bir şeyler söyledi orada. Ben tam video montajı yapıyordum. Ondan sonra girdi oraya. Ne yapıyor bilmiyorum. Bitti mi bitmedi mi? Tam şey yapamadım. Bilemedim şimdiki. Son yaptığımda banyoyu temizliyordu gördüğümde. Ve arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Evde bu kadar oldu. Bütün gün iş yaptım. Ve işte olacak şeyleri, olan şeyleri size de gösterdim. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir dahaki videomda görüşelim diyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoma bir beğeni. Ve kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.